Bugün 18 Mart. 18 Mart demek Çanakkale demek, 18 Mart demek zafer demek. Dünya siyaset tarihini değiştiren o büyük zaferin, Çanakkale zaferinin tam 104. yılı. Bugün biz de Beyaz Ana Haber'e Çanakkale ile başlayacağız. Tam 104 yıl önce Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. İngilizler, Fransızlar, Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar hepsi Osmanlı askerinin karşısındaydı. Hem karadan hem denizden tarihin seyrini değiştiren bir mücadele verildi Çanakkale'de. Kahraman ecdadımız dönmeyi hiç düşünmedi. Aç kaldı, susuz kaldı, silahsız kaldı ama namerde teslim olmadı. Kanlarının son damlasına kadar vatan için savaştılar ve vatanı teslim etmediler. Tarih 18 Mart 1915. Düşman Çanakkale'nin geçilemeyeceğini o gün anladı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Tam 104 yıl önce Çanakkale'de destan yazıldı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Gençliğim eyvah. 18 Mart 1915, 15'likler yollara düştü. Türk askeri tarihin seyrini değiştirdi. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. Aç kaldılar, kuru ekmekle kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler. Seyit Onbaşı 275 kiloluk mermiyi sırtladı. İşgalciler bozguna uğradı. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Evlatlar, eşler, babalar, kimsenin yaşı yoktu. 15'likler cepheye koştu. Artık çocuk değillerdi. Her biri vatanı için gözünü kırpmadan can verdi. Ve vatan mücadelesi zaferle bitti. O gün tarihe yazıldı. Geldiler, geçemediler, geçemeyecekler.